Sayın Devlet Bahçeli bugün İngilizlerin devletinin Amerika'yı yönettiğini açıkça ifade eden şöyle bir konuşma yaptı. IŞİD'i Orta Doğu'ya salan karanlık ve kalleş küresel güç merkezleri dökülen kanlardan birinci derecede mesuldür. ABD dış politikasını zannederim yayılmacı ve kaos imalatçısı İngiliz aklı yönlendirmektedir. Helal olsun Bahçeli'ye. Kabadayılığın, delikanlılığın yiğitliğini yapmış. Betona ve çivi çakar gibi çakmış. Helal olsun. İşte bu kadar. Şimdi Tayyip Hocam'dan bekliyoruz. Şöyle balyozda çakar gibi bir çaksın. Sayın Bahçeli'nin videosu var mı sizde mevcut? Onu bir görelim. ABD'nin dış politikasını zannederim yayılmacı ve kaos imalatçısı İngiliz aklı yönlendirmektedir. İngiliz derin devletine kabadayıca, delikanlıca, mıh gibi çakmış. Yedi ceddine rahmet olsun. Allah ömrünü uzun etsin. İşte bu kadar. Rusya da sürekli vuruyor. İran da vuruyor. Türkiye de vuruyor. Vura 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 çökerteceğiz. İlimle, irfanla. Bu çakallara nefes açtırmayacağız. Yani kastettiğimiz şu. İngiliz halkını biz seviyoruz. İngiliz derin devleti bu alçaklar. Bu mikroplar çok eski aslında kökeni. 600-700 yıldan da eski. Ama son 300 yıldan beri köpekleştiler. Akıl almaz azgınlar. Yani gittikçe azgınlıkları arttı. Şu an tepelerinde de deccal olduğu için iyice kudurmuş vaziyetler. Çocuk katliamı, insanlar, babalar, anneler falan. Bunların gözünde hiç şehirleri yok ediyorlar. Binaları yok ediyor, mahvediyor ortalığı. Üst akıl deniyor. Nerede üst akıl? Kaçtı diyorlar. Nereye kaçtı? Duvarın arkasına. Duvar nereye? Cin yedi diyorlar. Cin nereye kaçtı? İşte balık yuttu. Balık nerede? Denizde kayboldu. Böyle ipsiz sapsız münasebesiz izahlar. Böyle şey yok. Siyasiler hadi diyebilirler. Tayyip hocam hadi dediğini düşünelim. Efendim üst akıl diyebildiğini düşünelim. Bana güvensin Tayyip hocam. Bak bunların bütün gizli sırlarını çarşaf çarşaf yayınlayacağım. İnşallah. Helal olsun Sayın Bahçeli'ye. Lider işte böyle olur. Delikanlı da böyle olur. Sayın başbuğumuzdan sonra onun değerini bize unutturmayan muhterem bir insan. Allah yedi ceddine rahmet etsin. Ömrüne bereket katsın. Sağlık sıhhat versin. Mükemmel. Bu insanı görevden almaya kalkmak çok büyük bir hata olur. Meral Akşener hanımefendiye de ben istirham ediyorum. Değerini bilsin. Değerini bilsin. O yok işte yok ondan vesilesi iktidar olamıyoruz. Ya kardeşim iktidarı bırak. MHP her zaman iktidardır zaten. Demirel zamanında da iktidardaydı. Özal zamanında da iktidardaydı. Senin haberin yok. Her zaman iktidardır MHP. Her yerde iktidardır. Adı konulmamış bir iktidardır yani. Sen hizmete bak sen. O direkt gidecek makama oturacak. Ya makamı sen boş ver. Fikir olarak sen hakim misin? Kendin evdeysen, fikrin iktidardaysan iktidarsın. İktidardan biz nemalanmak derdinde değiliz ki. Maaş almak derdinde de değiliz. Hayır tabii iktidara gelen insan tabii ki maaş alacak. Yani normal ihtiyaçlarını gidecek. O bir suç değil de. Ama iktidarda kasıt çıkar değildir. Hizmettir. Evet. Hizmetse hizmet ediyor MHP zaten. Ya Büyük Birlik Partisi de aslında onlarla da bir görüşelim de. En azından şimdilik MHP ile birleşsinler. Ya MHP mübarek bir partidir yani. Bu 5000 şehit vermiş asil bir topluluktur. Yani ayrı gayrı nedir yani? Hadi %3 oyu olduğunu düşünelim. %3 oyu olduğunu düşünelim. MHP'nin oyuna %3'ü eklesen bu muazzam bir şey olur ya. Muazzam bir şey olur. Bence hiç gerek yok. Yani MHP'nin içinde yine o ruhlarını devam ettirir. Yani neyse bilmiyorum kendi ayrı bir şey. Yani biraz tabii şikayet oldukları konu var ama Büyük Birlik Partisi içinde de değişik düşüncede insanlar var. MHP'nin içinde de değişik düşüncede insanlar olabilir. Bence
Sayın Bahçeli direkt destekleyerek Büyük Birlik Partisi MHP'ye katılsın. İnşallah. Bir devam etsinler böyle. Mesela sonra bir düze çıktığımızda yine ayrılıyorlarsa ayrılsınlar. Hiçbir şey olmaz. Mesela Süleyman Soylu normal Doğru Yol Partili. Şimdi Doğru Yol Partisi'ni lav etmiş değil. Yani o partiyi yine yaşatmış oluyor. Ne olur ileride DYP'nin başına geçmiş olsa tecrübeli, devlet hizmeti yapmış, güvenilir bir insan olarak görevine yine devam eder. Yani kaybedilen bir şey yok. Dolayısıyla MHP'yi güçlendirelim. Tayyip Hoca'ya da kimseyi dokundurtmayalım. Bak İngilizler Devleti'ni o meydan okur ama daha ayağını biraz daha sağlam almak istiyor. Çok destekleyelim ki rahatça meydan okusun, şöyle bir yeri yerinden oynasın. Belki belgelerin daha çoğalmasını istiyor olabilir. Yani devletin bütün arşivleri belge dolu zaten. İngiliz Derin Devleti'nin belgelerinde dolu. Yani yüz binlerce belge var. Ya belgeden yana hiçbir sorun çıkmaz. Yüz binlerce, bir tane iki tane diyeyim.